23 Aralık 2015 Çarşamba. Yeşil Bülten'le karşınızdayız. Yeşil Bülten'e bugün İstanbul'un merkezindeki nadir yeşil alanlardan birini konu edeceğiz. Tophane Parkı. Tophane Parkı'nda bir süredir etrafı çevrilmiş durumda ve bir çalışma sürüyor. Kapısında yazan orada bir park yenileme, park düzenleme çalışması olduğu yönünde ama geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgilenen bazı sivil toplum kuruluşlarından İnsanların başvurusuyla bir başka iddia daha çıktı ortaya. Bir metro çıkışı yapılacağı yönünde bir bilgi alındı oradan. Ne olup ne bittiğine dair biraz daha burada konuyu ele alacağız. Öncelikle Tophane Parkı'na bakalım ve gelişmeleri derlediğimiz haberimizi izleyelim. İstanbul'un merkezinde nadir kalan yeşillik alanlardan biri Tophane Parkı. Yaklaşık bir ay öncesine kadar park böyle görünüyordu. Şu sıralarsa parktan çok şantiye alanına dönmüş durumda. Parkın etrafı metal bariyerlerle çevrili. İş makineleri çalışmaya başladı. Tabelada bölgede çevre planlaması yapıldı ve çalışmanın Kasım 2016'da biteceği yazılı. Parkın halka kapatılmasından ve çalışmalardan rahatsız olanlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvurdu. Belediyenin yaptığı açıklamada ise bölgenin Mecidiyeköy-Kabataş metro hattı kapsamında şaft alanı için kapatıldığı belirtildi. Çalışmaların ardından bölgenin eski haline getirileceği savunuldu. Geçtiğimiz aylarda Fındıklı Parkı da kapatılarak aynı metro hattının çalışmaları başlatılmak istenmiş ancak halkın tepkisi nedeniyle çalışma yapılamamıştı. Şimdi bu Tophane Parkı'nda çok yakın iki parktır zaten bu Fındıklı ve Tophane. Fındıklı Parkı'nda yapılmaya çalışıp yapılamayan şey mi yapılıyor? Ne oluyor? Biraz daha detaylı bilgi alalım. Mimarlar Odası İstanbul Şubeden Mücella Yapıcı telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Merhaba. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Evet Mücella Yapıcı, ne oluyor Tophane Parkı'nda? Sizin odanızın bilgisi dahilinde bir çalışma mı yapılıyor? Fındıklı Parkı'ndakinin yapılamayan o çalışmanın bir benzeri mi şu anda Tophane'de süren? Vallahi odamızın dahilinde bir çalışma, bilgisi dahilinde bir çalışma değil. Zaten İstanbul'da yapılan bütün çalışmalar biraz halkın geç haber aldığı çalışmalar oluyor biliyorsunuz. Şöyle bir durum var yalnız. Özellikle bu Kabataş, Beşiktaş, Mahmut Bey metro hattı konusu Fındıklı Parkı'nda yapılan o müdahale nedeniyle sadece bizim Mimarlar Odası'nın değil bütün odaların da dahil olduğu bir teknik heyet tarafından inceleniyor ve haftaya sanıyorum ciddi bir raporla biz şeylerimizi, görüşlerimizi bu konuda ileteceğiz. Bu çalışma nedeniyle bizim bildiğimiz Tophane Parkı'nın böyle bir şantiye ya da metro alanı olmadığı, yani o Kabataş metrosuna dahil bir alan olarak görünmüyor. Yalnız tabii özellikle bu konuda Kabataş'tan başlayan bütün Fındıklı sahillerini, Beşiktaş'ı, Darphane, Yıldız giderek hatta devamında bir sürü parkın ve yeşil alanın şantiye ve şaftalı olarak tahribi ciddi bir şekilde söz konusu. Zaten bu konuda biz de açıklamalarımızı yapacağız ama bunlar içinde Tophane Parkı görünmüyor. Yalnız bu arada 2013 yıllarında toptan yapılan bir ihaleyle İstanbul'da neredeyse bütün parkların bir yenileme düzenleme ihalesi yapılmış durumda. Öyle bir meclis kararı var. Bu parklar içinde Tophane Parkı da var, Fındıklı Parkı da var, Yıldız da var. Bütün bunlar tabii insanı da rahatsız ediyor. Yani böyle bir ihale yapılıyor. Sonra bu ihaledeki bir sürü parkta şantiye ve şaft alanı çıkıyor. Bir ikincisi de biliyorsunuz bu konuda başvurular var kamu idarelerine. İki tane farklı cevap var. Bir cevap diyor ki hayır burada biz park düzenlemesi yapıyoruz.
Diğer cevap hayır, bu Kabataş Metro'nun şart ve şantiye alanı diyor. Bu son derece gayri ciddi yürütüldüğünü gösteriyor aslında bu tür çalışmaların. Ayrıca tabii şu da çok ilgi çekici, bütün bu tartışmaların ötesinde bir de Beyoğlu Belediyesi'nin bir açıklaması var ki o biraz sanki bana şey de geldi, yani trajikomik bir açıklama geldi. İşte biz burada park yenilemesi yapıyoruz. Bu park yenilemesinde bütün halkımızla birlikte karar verdik. Onların da görüşlerini alarak ve tarihi çevreye gözeterek bir park uygulaması yapıyoruz. Da bir üçüncü açıklama da şu anda Beyoğlu Belediyesi'nden bir açıklama var. Sanıyorum gerçekten artık kamu idaresindeki, özellikle bu kadar önemli yerlerdeki müdahalelerin ne kadar gayri ciddi yapıldığını, idarenin farklı müdürlüklerinin birbirlerinden haberdar olmadığına çok iyi bu örnek bu Tophane Parkı'nda yapılanlar. Ayrıca bu kadar gizli kapaklı yapılmasına, bir park düzenlemesinin bu kadar ağır iş makinalarına girilerek orada neredeyse bir inşaat alanı olarak müdahale edilmesi de, ayrıca parkın düzenlenmesi açısından da eğer bir düzenleme ise tabii ki ciddi endişeler doğuruyor. Yani o çelişki devam ediyor açıkçası. İki farklı durum var ama şunu bildiğimiz bilgiler çerçevesinde Kabataş metro hattı kapsamında projede görünmediği ama Türkiye'de bizim de bildiğimiz bu tepeden inme ve sürpriz uygulamalarla da bir güvensizlik, hepimizde bir güvensizliğin olduğu da ortada. Evet. Onun için bir an önce zaten öncelikle bütün yeşil alan ve park alanlarının bu tür dünyada görülmedik bir şekilde, hani biz buraya metro yapacağız, bu onun için burayı şimdi dileceğiz, bütün ağaçları taşıyacağız ki bu metro ihalesinin sadece iki duraklı bir metroda Kabataş Beşiktaş durağı var sadece ve yukarıda Darphane. O bölgede sadece sayı 804 tane ağacı yok ettiği de akılda bulunsun. Arasında. Evet. Hani bu ayrı bir dert. Hani buna bir de Tophane Parkı mı eklendi diye bir rahatsızlık ve soru var ortada anladığım kadarıyla. Bu çelişkiyi biz de çözemedik. Mücella Yapıcı. Onun için açılması gerekiyor ve böyle bir düzenlemenin bu kadar gizli kapaklı şeyler, kapalı böyle bariyerler arkasında yapılmasına da hiç gerek yok. Onun için de bu endişe yaratıyor. Ayrıca orada yapılacak her türlü müdahalenin de park düzenlemesi de olsun, böyle ağır iş makineleri sokarak oradaki ağaçların köklerine zarar vererek, ki vermeyeceklerini söylüyorlar, çok derin kazılar yaparak da olmaması gerekiyor. Arkeolojik alan açısından da son derece önemli yerler. Eğer park düzenlemesi ise bile bu uygulama kabul edilebilir nitelikte bir uygulama değil. Yani arkeologlar eşlik etmeli diyorsunuz değil mi? Böyle bir kazı. Tabii, çünkü çok önemli bir yerde. Yani müze denetiminde yapılması gerekiyor. Evet. Çok önemli bir tarihi alanda yani şu anda iş yapıyoruz ve bu kadar böyle park düzenlemesi, o da ayrı bir derdimiz aslında. Park düzenlemesi adı altında bütün parklar çok ciddi bir şekilde geçirimsiz hale getiriliyor. Toprak kaybına neden olunuyor. Betonlaşıyor. Yollar yapılıyor, betonlaştırılıyor. Ve gerçekten artık hani dünya şeyine girmeye başladık. İstanbul'da hava kirliliği açısından bir yandan bütün ormanlarımızı, bütün akciğerlerimizi yok ederken kent içinde kalmış bu kadar önemli alanlar, bu kadar toprak alanlarında bu kadar şeyce hani artık kelime bulamıyorum ama
bu şeyi de aştı. Nasıl diyeyim? Vandalca diyeceğim artık. Tekniğe ve bilime uygun olmadan bir de iş yapıyoruz diye. Estetikten yoksun ve şeyden yoksun, meslekten ve teknikten yoksun bir şekilde muamele görmesi de gerçekten hepimizin sonra bedelini çok ağır ödeyeceğimiz bir kayıp olacak. Mücella Yapıcı, çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için, değerlendirmeleriniz için efendim. Sağ olun. Evet, değerli izleyenler, Mimar Odası İstanbul Şube'den Mücella Yapıcı'ya sorduk. Tophane Parkı'nda ne oluyor diye. O da aslında Mimarlar Odası olarak bize de bilgi verilmedi, bizim de bilgimiz yok. Ama yapılan şey her neyse endişe yaratıyor dedi. Çok önemli bir noktaya daha değindi ki orada yapılacak en ufak bir kazı çalışmasında bile müze nezareti gerekir. Çok kritik, önemli bir tarihi alan dedi Mücella Yapıcı. Evet, Tophane Parkı ile ilgili durum böyleydi. Devam edelim.